Çok iyi lan bu arada. Ben bu adamları çok beğeniyorum. Benle taşak mı geçtiler acaba? Özden sonra efsane değil. Jahrein! Twitch'teki şişman! Ne işiniz var abi? Oğlum bu arada bu çok ilginç bir şey. Ben bu adamların 1-2 videosunu izledim. Acayip hoşuma gitti. Hiç konusunu açmadım yani, şansı olmadı yayınlarda. Adamlar da beni seviyorlarmış. Çok ilginç bir şey lan bu. Ben bunu izlerim abi, kusura bakmayın. Çok iyi oğlum heriflerin mizahı çünkü. Adamlık sendromunu yenip dünyayı yaşayan ölüler tehlikesinden arındırdığımızı sandıydık ama öyle olmadı. Bu Arda Turan'ın olaylarıyla ilgili bir videoları vardı. Acayip komikti o ya. Çok kaliteli, gerçekten çok kaliteli. İnsanları zombiye dönüştüren daha büyük bir salgınla karşılaştık. Mutasyonlar sonucu şehrin sokakları değişik türde canavarların işgaline uğramıştı. Troller. Ömrünün 1/3'ünü telefon ekranında geçiren bu tür tek başına çok tehlikeli değil ama sürüsüyle birlikteyken önlerine çıkan kim olursa olsun parçalamaya her zaman hazır. İçten patlamalı Instagram zombisi. Başta masumca selfie çekiyorlardı. Fakat sonra gerçek hayattan tamamen kopup sahte fotoğraf ve videolarda yaşamaya başladılar. Kullandıkları filtrelerle mukalemun gibi her kılığa bürünme yeteneğine sahipler. Genellikle... En iyi yapanlardansın benim nazarımda. Gönül ister şuraya 2-0 daha koymak ama mazur görevlisi öğrenciyiz, yurt dışından selamlar. 2-0 daha koysan 1000 euro yapar lan Berk. Oha oha Berk. Valla 2-0 daha koysan seninle sevişiriz yani. Eyvallah kardeşim. İyi okullar. Geceleri avlandıkları için ben onlara gece yürüyenler diyorum. Ve bunlar da DM'den yürüyenler. En saldırgan, en aç zombilerden. Yeni keşfettiğim bu eşeğol eşeklerse stalkerlar. Sinsi, hayın, zalim bir tür. İnsanı gizlice takip eder, en savunmasız anında üzerine atlar. Analizlerime göre yetişkin bir stalker aynı anda 20 kişiyi stalklayabilir. Ve fırsatını bulursa düşünmek bile istemiyorum. Öyle yamyam, öyle anasını... Hadi abi, anamın aklımı aldın lan, imiş. Hadi abi, Niyazi dayı gitti. Dışarı çıktı Niyazi dayı. Ne? Dışarı mı çıktı? Cuma'ya gidiyorum dedi, çıktı gitti abi. Aman Allah'ım. Bugün... Abi bu özgün içerik işte ya. Perşembe. Sıkıntı o değil abi. Herif şu an nerede bilmiyorum. Kesin başına bir şey gelecek. Aramadım oğlum. Ara hemen dönsün sığınağa. 100 kere aradım. Telefonu açmıyor. O zaman yapılacak bir tek şey kaldı Özcan. Şöyle güzel bir helva karalım akşama. Sıcak sıcak yeriz. Niyazi dayının hayrına. Ya da çıkıp arayabiliriz de Niyazi dayıyı. He, o da olur. Çıkalım. Arda Turanlısı çok iyiydi ya. Böyle nasıl gideceğiz Zade abi? Önümüzü de görmüyoruz. Ses etme Özcan. Bizi fark etmediler. Götüm götüm gideceğiz. Alo. Ara diye beni aramışsın. Neredesin Niyazi dayı? Yardıma geliyoruz. Hey! Telefon çekmiyor düzgün. Yardıma geliyoruz, neredesin? Sesin uzaktan geliyor. Az daha var. La zombiler var etrafımızda. Ondan sessiz konuşuyorum. Ne diyorsun lan? Zombiler var diyorum la. Zombiler var. Ondan hızlı konuşuyorum. Adamı bağırtırıyorsun yaratıkların yanında. Tamam. Niyazi dayı, ben seni sonra arayayım. Şimdi sıçtık Radi abi. Yiyecekler bizi. Galiba buraya kadarmış Özcan. Hakkını helal et kardeşim. Tam da 300 bin abone kasmıştık. Jahrein, Twitch'teki şişman. Twitch'teki şişman. Ne işiniz var abi dışarıda? Bizim Niyazi dayı kayıp. Onu arıyoruz. İşin kötüsü telefon da çekmiyor şimdi. Yüksek bir yere çıkalım. Fakat yol tehlikeli. Böyle oyunları milyon kere bitirdiğim için bana sıkıntı yok da. Sizin silahınız var mı? Silahımız yok ama mangal gibi yüreğimiz ve zehir gibi zekamız var. Bir de bu merak var da BİM'den aldım. Atıyorum, geri dönmüyor. Sen yolu göster. Gelsin de karışma. Alo.
Niyazi dayı neredesin? Seni arıyoruz kaç saattir. Takılıyor. Ney? La her taraf zombi dolu. Onlar da burada. Çok selamları var. Ne diyor la bu? Terzi Niyazi'nin kafa gitmiş abi. Beynini yemiş olabilirler mi? Sanmam. Normalde de böyle çünkü. La baba bak. Biz şimdi... Alo. Baba bak. Aynen, keşke benimle iletişime geçselerdi de ben seslendirseydim ya. Bizim hatamız. Aslında bunu en başında yapmalıydık. Zombileri tek tek yok edeceğimize, insanları zombiye çeviren şeyi ortadan kaldırmalıydık. Bu sosyal medya bağımlılığı hepimizi gerçek hayattan kopardı. Belki o olmazsa herkes normale döner. Biz de eski günlerdeki gibi sosyal sosyal yaşarız. İnterneti kesmemiz lazım. Şu Google'a bir yaz bakayım, how to kesmek internet diye. Nasıl kesiliyormuş bu Meret? Denizin altından. İnternet buraya fiber optik kablolarla denizin altından geliyor. Ama size yardım edemem. Sonuçta ben de internetten geçiniyorum. O zaman sahile iniyoruz Özcan. O kadar yolu nasıl gideceğiz abi? Karanlık çöker birazdan. Aha! Bir araç yaklaşıyor. Yırtık! Buyurun efendim. Biberci zannet. Şey, müsait misiniz acaba? Kardeş, değişim saati be. Bizi sahile kadar atsanız. Şimdi çok ters biliyor musun? Beni hiç sokma oralara. Zaten kısa mesafe. Ne yapalım? Yürüyelim o zaman. Bu el yapımı denizaltının içine binip denizin dibine ineceğim. Fiber optik kabloları bağ makasıyla kesip interneti yok edeceğim. Sonra YouTube'dan tüm dünyaya canlı yayın yapıp bir mesaj göndereceğim. Ve o mesajla... İnterneti kesersen mesajı nasıl göndereceksin abi? O da doğru. O zaman önce mesajı gönderip öyle keseceğim. Ve o mesajla... Mesajı nasıl izleyecekler? O zaman... Aha! Yakalandık! Karadi! Ana! Terzi Niyazi! Sen iyi midirler mi lan? Yok! Çocuklarla konuştum, arkadaş olduk. Aslında hepsi iyi insanlar. Biraz ilgi istiyorlar sadece. Öyle mi la? O zaman interneti kesmek çözüm değil. Bu insanlarla konuşmamız lazım. Eğer interneti doğru kullanıp insanlara iyi örnek olur, düzgün şeyler anlatırsak sorun ortadan kalkar. Erişimi engellemeye, yasaklamaya, lütüye mütüye gerek yok. Biz sorumlu olursak şikayet ettiğimiz şeyi faydamıza çevirebilir ve daha da iyi nesiller yetiştirebiliriz. Bunu neden daha önce? Adam combo yaptı. En doğrusunu ben yapmışım bu arada ya. Bu muydu Arda Turan'ın olan? Bu çok iyi ya. Bu fazla ya abi. Bu o zaman buradan bana geçeriz. Rade abi de yok. Evde dizi falan izleriz. Canım sıkkın biraz. Eve gideceğim. Aa, neden ki? Miss Turkey derecesini burun farkıyla kaçırdım. Hadi ya. O burunla kaçırman ilginç olmuş. Yeni yaptırdım. Nasıl? Bence güzel. Her yerde çekiyor mu? Uzun mu duruyor biraz? Uzun ama olsun. Seneye de kullanırsın. Aha. Büyük kaptan da buradaymış. Kaptan İngilizler. Çok güzel kızsın. Evli olmasaydım seni kaçırmazdım. Sen bu işe burnunu sokma hayatım. Ben ilgileniyorum. Kaptan ayıp olmuyor mu? Manitama yazıyorsun. Evli barklı adamsın. Bir de burada gelip... Özcan. Artık geceleri şehir tekinsiz bir hale gelmişti. Kötülerle savaşacak, mağdur insanların aklını cesurca koruyacak bir kahramana ihtiyaç vardı. Ve ben köstebek adam, hakim bir tepeden sokakları kesiyordum. Ha, YouTube'dan bir şeyler geliyor. Bir de bir iş tutursak yolumu bulur muydum? Bulurdum belki. Ayfe işinde iyi para var diyorlar. Kilosu 30 liradan alıyorsun, bardağı 12 liradan hipsterlara çakıyorsun.
Ama ne bileyim, dükkan kirası, sigortası, vergisi falan derken nereden bahsedeyim? Lan! Köprünü niye sokağın ortasına atıyorsun eşşoleken alacağı? Köprük mü ne ora? Vallahi inerim kırarım bacaklarını. İbiş oğlu ibiş. İn ulan sıkıyorsa, lavuk! Yok burası iyi. Esiyor biraz. İyi akşamlar. Efendim Özcan. Hadi abi neredesin? Nöbetteyim, asayi işi kolluyorum. Ne oldu? Ben Özel Kamil Hastanesi'ndeyim abi. Gelmen lazım. Hastanede misin? Hemen geliyorum. Abi komedide küfür olmak zorunda değil ki ya. Nasıl oldu oğlum? Kim sopaladı seni? Adam benim kıza yazdı abi. Ayıp oluyor dedim, kafa attı. Burnumda 18 kırık varmış. 3 operasyon geçirdim. Senin burnun yok ki la. Aynen. Özel hastaneler SGK'dan prim alıyormuş ameliyat yapınca. Olmayan burnuma 3 ameliyat yaptılar. He. O işte de iyi para var demek. Bu kurşun delikleri ne peki? Herif sonra yine geldi. Manitan olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Al bu silahı vur beni dedi. Ben yok mok derken patladı birkaç tane. La hastanede silah ne işi var? Ne biçim hastane burası? Nerede buranın müdürü? Çok haklısınız köstebek adam. Bizim ihmalimiz. Silahlı olduğunu bilmiyorduk. Hastanem adına özür dilerim. Alın bu silahı vurun beni. Neyse olan olmuş da. Nöbetçi arkadaş dikkat etsin bundan sonra. Çok özür dilerim müdür bey. Ben de bilmiyordum. Alın bu silahı vurun beni. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Biz hesabı alabilir miyiz? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben köstebek adam. Bunlar da Terzi Niyazi ve iskelet adam. Biz fırtına takımıyız. Neyse intro uzun şimdi. Acelemiz var. Seninle konuşmaya geldik. Mevzu ne? Mevzu kaptan Fatih Terim. Bu çocuk tatlı, sevimli, tıfıl, tombalak bir şeydi. Ne oldu da bu hale geldi? Belki senin bir bilgin vardır. Kaptan... Kaptan çok hasta köstebek adam. Hasta mı? Nesi var ki? Kaptan adamlık sendromuna yakalandı. Her şey Kurtlar Vadisi'yle başladı. Sonra eşkıya dünyasıydı bilmem nesiydi derken memleket takım elbise giyip belinde emanet taşıyan hıyar ağalarıyla doldu. Kısa zamanda çoğu genç gibi kaptana da bulaştı bu hastalık. Bize niye söylemedin Fatih Terim? Belki bir önlem... Bilmiyordum köstebek adam. İşin bura diye geleceğini ben de bilmiyordum. Benim hatam. Al bu silahı vur beni. Ne oluyor la? Geldiler. Artık çok geç. Kim geldi oğlum? Adamlar. Ben onlara yaşayan ölüler diyorum. Yaşıyorlar çünkü nefes alıyorlar. Ölüler çünkü şu memlekette bir s**me merhem oldukları yok. Bütün gün nargile kafede takılıyorlar. Sendrom çok hızlı yayıldı. Niyazi dayı sen bir çıkmak olmadı. Sonra biz de şey yaparız. Olmaz. Beraber çıkalım. Adam mı? Adamım mı? Adam gibi adam. Bismillah. Şimdi sıçtık. Bana bırakın. Adam gibi adam. Geliyor Radi abi. Bir şey yap. Ben ne yapayım oğlum? Yaratık.